Bilemem, o bilemem kadar. Dedi orasını. Orasını bilemem dedi. Metin Lokumcu'nun uğruna mücadele ettiği tablo buydu işte, olmasın diye. Bu sel baskınları olmasın. Bu kadar insan ölmesin. Karadeniz mahvolmasın diye. Budur. O bakımdan Metin Lokumcu gibi insanlar bu toplumun, Metin Lokumcu gibi yurtseverler, Metin Lokumcu gibi devrimciler ve Metin Lokumcu gibi sosyalistler, bu ülkenin solcular, bu ülkenin vicdanıdır. Düşünebiliyor musunuz? Kazım Koyuncu da var, ta kaç yıl önce uyarmış Karadeniz'e. Uyarıyor kendisine için. Yapılan bir söyleşide. Tabii bölgenin ki. Çocuğu, Karadeniz'in tabii, çocuğudur tabii. Kazım Koyuncu. Büyük sanatçıdır, büyük ses sanatçısı. Kaybettik bir kanser hastalığı nedeniyle. Metin Lokumcu bir çevre mitingine sırf Karadeniz'den, Rize'den geçiyor, geliyor bir konvoyla. O sırada izinli, önceden izin alınmış bir çevre mitingi yapılıyor. Metin Lokumcu bu çevre mitingine katılanlardan biri. Polis onları çevik kuvvet polisi dağıtmaya çalışıyor mitingi. Evet. Neden? Çünkü başbakan oradan geçecek. Evet. Neden? Çünkü başbakan protesto edilebilir. Başbakan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Metin Lokumcu ona itiraz ediyor. Yeter diyor artık. Onun o haykırışı, o Karadeniz'in haykırışıdır işte. Bu felaketin habercisidir o. Bu felaketler olacak diye bölgeyi uyarıyorlar. Ve Kastamonu'da onun pankartını asmışlar. Bina duvarlarında çizimleri var. Pankartlarının haricinde. Evet, çizimleri var. Demek ki bak, bölgenin evladı, o bölgenin çocuğu. Tabii. O bölgenin çocuğu. Çekin alın bu insanları, bu toplum vicdansız kalır. Ya çarpık yapılaşmaya kim itiraz ediyor? Mimarlar Odası. Hı hı. Depremde kim uyarıyor işte? İnşaat Mühendisler Odası. Planlı yapılaşma yapın, kaçak yapmayın, ruhsatlı olsun diye. Şehir Plancılar Odası. İşte sağlık ve pandemide kim uyarıyor? Türk Tabipler Birliği. Türk Mimar ve Mühendis Odaları. Kim bunlar? Buralarda kimler var? Buralarda iktidar yok. İktidar zihniyetinde kimse yok. Muhafazakarlar yok buralarda. Buralarda yurtseverler var. Bu örgütlerin başında. Hı hı. Bu örgütlerin. Çünkü bunlar bu ülkenin, Cumhuriyet'in üniversitelerinde yetişmişler, mezun olmuşlar ve bu ülkeye karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Ya bunların elinden yetkileri ala ala. Ya iyi ki var bunlar. İyi ki dava açıyorlar. İyi ki itiraz ediyorlar. Eğer onlar da itiraz etmezse bu kamu kuruluşu niteliğinde, yani kamu tüzel kişilikleri olan bu meslek birlikleri de itiraz etmezse eğer, bu muhalefet de olmasa bu toplum sahipsiz kalacak. Bu ülke sahipsiz kalacak. İyi ki bunlar var, iyi ki itiraz ediyorlar. İyi ki karşı çıkıyorlar. Bunlara teşekkür edilmesi gerekiyor. Tabii. Onun yerine bunları ne yapıyorsunuz? Şimdi çevre mücadelesinde örneğin Gezi Parkı'nın kurtarılması için mücella yapıcıyı neredeyse idamla yargılayacaklar ya. Mimarlar Odası adına Taksim Platformu'nun üyesi diye neredeyse idam edeceksiniz. Kaç kere gözaltına aldınız, hakkında davalar açtınız. Niye? Gezi Parkı korunsun dediği için. İşte Metin Lokumcu bu nedenle öldü. Bu nedenle bu toplum ne yazık ki ya kendi evlatlarına karşı çok hoyrat davranmıştır. Yıllardır. Sonra bilirler kıymetini. Kuşaklar geçer sonra bilirler. Kendi cellatlarına aşık olurlar. Kendi cellatlarına oy verirler. Kendi cellatlarını desteklerler. Kölenin önüne sandık koyarsan efendisini seçer. O yüzden insanların aklının ve vicdanının özgürleşmesi çok temel bir insanlık katılımıdır. Laiklik odur işte. Aklın ve vicdanın özgürleşmesidir laiklik. İnsanlar özgürce inanırlar, özgürce ibadet ederler ama akıl ve bilimle dünya işlerini, toplumu ve devleti yönetirler. Mesele bu. Kaybettiğimiz olgu bu. Kaybettiğimiz olgu bu. AKP geldi, ne yaptı? Orman korucularını kaldırdı. Orman korucularını iptal etti ya. Evet. Yani ormanın bekçisi yok, sahibi yok. Orman bekçileri kalktı, orman korucuları kalktı. Onlar ama çakmak, dolaşırlar. Ama çakmak gözden yansa fark ediyorlar. Tabii. Niye öyle diyorsunuz? Kamera koymuşlar. Kamera koymuşlar meğersem. Ya bırak çakmak çakmasın ulan. Bütün ormanlarımız sihalar yandı. Var. Bütün ormanlarımız yandı, fark edemediniz neredeyse. Ne?